Yok yok şey. Yumurta rezervleri kadın yaşam için çok önemli bir konu. Bir kere menopoz yaşını tayin eden bir durum. Kadının fertilitesini ortaya koyan bir durumdur. Yumurta rezervini değerlendirebilmek için kadının fertil olduğu dönem 15-45 yaş arası dikkate alınır. Tabii yaş faktörü çok önemli. Hastanın ya da kişinin işte ovaryal rezerv diyoruz biz buna. Ovaryal rezervde geçirilmiş olan bir ovaryal operasyon, geçirilmiş olan bir kemoterapi, radyoterapi, geçirilmiş olan bir batın içi ameliyat, sigara içimi, alkol alışkanlıkları ve yaş faktörüyle birlikte rezervin azalması yönünde etkili olan konular. Çevresel faktörler de önemli, stres de önemli. Çevresel faktörlerden işte çevre kirliliği önemli etkenlerden bir tanesi. İşte çevredeki kimyasalların etkisi. Bunun yanı sıra tabii ki yaşam şekli, işte kullanılan yenen gıdalar, yedoğulu gıdalar ve benzeri direkt fertiliteyi etkileyecek olan gıdalar da yaşamsal olarak etkilidir. Beslenme alışkanlıkları da over rezervinin yükseltilmesi söz konusu değil ama yavaşlatılması, rezervin tüketilmesinin yavaşlatılması mümkün tabii. İşte sağlıklı beslenme diyoruz. Yani işte kahvaltısını düzgün yapan, yumurtasını doğal, organik tüketen, işte yaşam standartlarını işte stresi azaltan bir yaşam şekli over rezervini düzeltir. 5-45 yaş arasında biz fertilite dönemi diyoruz. İnfertilite de bir numaralı sebeptir o. Yani infertilitenin sebepleri içerisinde tabii ki başka faktörler de var. İşte temin anlattım. Ovaryal faktörler, uterin faktörler, geçirilmiş operasyonlar, radyoterapi, kemoterapi, işte temin söylediğiniz çevre faktörleri falan etkili ama direkt ovaryal faktörler içerisinde over rezervi bir numaradır tabii. 15 yaşında stoklanmış bir yumurta 45'e kadar gidene kadar her ay onu biz kullanıyoruz. Yani her ay 15-20 folikül atıyorsunuz. 45 yaşından sonra fertilite çok düşüyor zaten. Menopoz yaşı başlıyor. 35 yaşından sonra düşmeye başlar. Şimdi yaş 35'e yaklaştığımız zaman düşünün ki 15 yaşında yumurtamız 40 tane, 400 tane yumurta var. Ama 35 yaşa geldiğimiz zaman bu 50 tane, 60 tane ya da 70 tanedir. Dolayısıyla bekledikçe, yani beklediğimiz zaman onları da kaybedeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Yumurta rezervi çok azalmış olan hastalara mevcut o bekleyen 50 tane yumurtamız var ya, onları kullanabilmek için tüp bebeği yönlendiriyoruz. Bebek için kriterlerimiz farklıdır. Şimdi hastanın önce infertil olup olmadığını tayin etmemiz lazım. Onun için de gerekçeleri ben anlattım. İnfertil olan bir hasta eğer 35 yaşın altındaysa, 15-35 yaşı arasındaysa ve 1 yıl içerisinde çocuk sahibi olamamışsa biz onu hemen tedavi alıyoruz. Ama 35 yaş üzerinde rezervi azalmışsa onu beklemiyoruz. Hemen tedavisini başlatıyoruz. Yani araştırmamızı ve tedavimizi başlatıyoruz. Bir tabii kriterler, başka kriterler de var. Mesela infertil hastalarda örneğin tümöral bir kitlesi vardır. Radyoterapi alacaktır, kemoterapi alacaktır, operasyon geçirecektir. İşte çalışma koşulları çok kötüdür falan. Over rezervinin azalmasına gidecek durumlar varsa biz onları daha erken tedavi alıyoruz. Yani zamanı beklemiyoruz. Yani normalde infertilite demek 1 yıl içerisinde normal cinsel aktivitesini yapan fertlerin çocuk sahibi olamaması, biz infertilite diyoruz. İşte bu da yaşla ilgili tabii. Yaşı genç olanlarda işte 1 yıl beklenebilir, tedaviye çağrılabilir. Ama yaş büyüdükçe fertilite ve over rezervi azalacağı için onları da tabii biraz daha erken başlatıyoruz. Şarkı sayfa.
Her şey seni ölecek. Abi.